Oku. Her şeyi yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. En cömert olan Rabbin kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyleri bildirdi. Okumamaktan sakın. Kur'an-ı Kerim, Alak Suresi. Bir yetimin işlerini üzerine alan kimseyle cennette yan yana beraber oluruz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yapamadım Hasan'ım. Verdiğim sözü tutamadım. Okutup getiremedim kızım. Doktor olsun dedim. Köylüsüne faydalı olsun istedim. Ama olmadı. İstanbul'da kız okutmak meğer bize göre değilmiş. Başka bir işmiş o. Başka bir iş. Ya Rabbim, sen bizi kurtar bu salgından. Köyün yarısı kırıldı. Her gün bir can alıyor hastalık. Huriye. De Hasan'ım, de. Yanındayım. Doktor geldi mi? Gelecek diyorlar Hasan'ım, gelecek diyorlar. Sen benim ahiret kardeşimsin. Ölürsem kızım sana emanet. Kendi kızından ayırma. İyi bak ona. Ne olacak halimiz Kazım Ağa? Millet kırılıp gidiyor. Bir ilacı, bir doktoru yok mu bu illetin? Hükümete yazıldı. Kasabaya da adam yollandı. Bir hafta geçti. Eli kulağında zahir. Bugün yarın gelir doktor. Gözün aydın Hasan'ım. Yetişti doktor. Şimdi bakar sana. Verir ilacını. Hiçbir şeyin kalmaz. Doktor bey, iyileşecek değil mi? İnşallah. Benim adama da bir bakıver. Peki. Zavallıcık doktor, doktor diye sayıkladı hep. Yetişemeyeceğim diye bir korktum ki. Kurtar Hasan'ımı doktor. Maalesef yapılacak hiçbir şey kalmamış bacım. Başınız sağ olsun. Ay, ay,
Doktor vaktinde geleydi böyle olur muydu Hasan? Şehre haber gidesiye, doktor gelesiye ecel bekler mi Hasan'ım? Köyün nice kadını dul, nice bebesi yetim kaldı. Ama minik Ayşen hele büyüsün, Huriyen onu şehre götürecek. Büyük mekteplerde okutacak, doktor edecek. Doktor, söz veriyorum sana. Huriye teyze, hoş geldin Huriye teyze. Benim aslanım benim, özlemişim. Ben de, hem ne kadar bilemez. Bilirim Ömer'im, bilirim, bilirim. Hadi. Hayrola Huriye teyze, böyle birden Ayşe'yi bırakıp gelmezdin, yoksa bir şey mi oldu? Yok. Ne olur ki Ömer, hasretlik işte. Birden dayanamaz oldum, düştüm yollara. Doktorluk mektebi kolay mı ki? Bir yığın kitap, Ayşe nasıl gelsin? Hoş bulduk. Evine evim gibi baktım Huriye teyze. Temizliğinden badanasına kadar her bir şeyiyle uğraştım. Sağ olasın Ömer'im, ne zahmetler oldu sana. Aksine zevk oldu. Buraya geldikçe sizleri düşündüm hep. Ayşe ile ders çalıştığımız kış gecelerini, senin dumanı tüten tarhana çorbalarını, mübarek elini öptüğümüz bayram sabahlarını. Verdiğim mendilleri hala gözüm gibi saklarım. Hoş geldin Huriye teyze. Hoş bulduk. Emine'ye toprağa vereli köy haram oldu bana. Satıp saldıysam her şeyi, şehre kaçıyorsam bunda. Belki yeni bir hayat kurarım. İşe güce veririm kendimi. Hayırlısı Allah'tan. Ama gurbet ilde emzikli bebeğiyle ne edersin Kazım'a? Onu bana bıraksan, sütümü kızım Ayşe ile bölüştürürüm. Kardeş kardeş büyütürüm onları. Sağ olasın Huriye bacı. Senin işin başından aşkın. Bir de Melahat'ı dert edemem başına. Çocuk kısmının derdi ne ki? Çocuklar Allah'ın lütfu. Canın neşesi, çiçeği. Hem Emine onu bana emanet etti. Elin diyarında iş kurmak kolay mı? Başın dinç olmalı. Kimse ayağına bağ olmamalı. Hadi, var git sen. Yolun açık olsun. Bu altınlar Emine'nindi. Dara düştüğünde bozarsın. Yarın sabah geç kalmadan hazırlanın. Olur, merak etme. Anne, beni bu gece oruca kaldıracaksın. Beni de. Elbette. Geçen akşam kaldırmadın ama. Söz, bu akşam kaldıracağım. Yarın Arife, kurtlar kuşlar bile oruç tutuyor. Siz tutmazsanız olur mu hiç? Yaşa anneciğim! Hadi bakalım. İyi geceler, güzel güzel uyuyun. Mübarek olsun anneciğim. Senin de yavrum.
Öpeyim anneciğim. El öpenlerin çok olsun kızım. Hadi bakalım. Şimdi kabristana gidelim. Rahmetli babacığımıza, eşimize, dostumuza, kimsesi olmayanlara vazifemizi yapalım. Anneciğim, burada kimin için okuyacağız? Komşum, çok sevdiğim Emine Hanım için. Hadi. Uğraştık, didindik, yeni bir iş kurduk. Sonra da Allah'ın emriyle yeniden bir yuva kuralım dedik. İyi. Allah bir yastıkta kocatsın. Sağ ol Uriye bacı. Melahat'ı da sana daha fazla yük etmeyelim dedik. Yani, alacak mısın onu? Evet. Biliyorum, hakkın büyük. Ama bana yük değildi. Kızım bellediydim onu. Ayrılığı hiç düşünmediydim. O da beni anabildi. Ama artık büyüdü. Anlatırız, anlar. Büyük şehirde okursa kendisi için de hayırlı olur. Al öyleyse. Madem kendi için iyi olacak. Al öyleyse. Al emanetini. Onları sana harcayasın diye bıraktım de. Melahat'e masraf edesin diye. Al, al. Bunlar Melahat'e anasından kalan son hatıra. Hem bir ufacık canın masrafı ne ki? Yavrucuğum çıktı aradan. Sağ olasın. Büyüklük hep senden Huriye bacı. Bu iyiliklerini nasıl öderim bilmem. Yalan! Anam sensin benim! Uzakta da olsan gene küçük Melahat'im olacaksın. Gene her gece dualarımda olacaksın. Hadi, üzme babanı. Seni okutmaya götürüyor. Gün gelir gene kavuşuruz birbirimize. Ayrılık ölüm değil de kızım. Hayır, ben annemle kalmak istiyorum. Ne olur yollama beni. Senden, Ayşe'den ayrılamam ben. Kızım, yavrum. Büyüklere karşı gelinmez. Hem senin iyiliğin için kızım. İstemiyorum. Ne olur gitmeyin, ne olur. Bırakma beni. Anam, anacığım bırakma. Geliyorum. Ayşe. Fırkanı unutmuşsun kızım. Lazım yok anneciğim, hava güzel. Olur mu öyle şey kızım? Akşam üzeri serin olmuyor. Mektep dönüşü üşürsün sonra. Allah'a ısmarladık anneciğim. Güle güle kızım. Nasılsın Huriye teyze? Çok şükür evladım. Sen nasılsın? Dersler nasıl? İyidir Huriye teyze. Ama Ayşe'ninki gibi değil tabii. O sınıfın birincisi. Maksat okuyup bir şeyler öğrenmek. Hem derdin büyük senin. Hem okul, hem babanın hastalığı. Bu kadarına da şükür. Ayşe, benim artık tarlaya, evin başına geçmem lazım. Ya okul? İşler daha mı? Ama şunun şurasında bir yıl var bitmesine. Bir yıl. Tarla mı bekler, sofra mı? Üzüldüm. Beni asıl üzen başka. Ne? Aramızda dağlar yükselecek. Sen doktor olacaksın, ben tarlada bir köylü. Ömer, birbirimizle olan yakınlığımız diplomayla mı bozulacak? Bilmem. His işte, korkutuyor beni. Bense seni dünyanın en cesur erkeği bellemiştim. En çalışkan, en mert, en iyi kalpli. Üzülmemem için mi söylüyorsun bunları? Hayır Ömer, içimden geldiği için. Hem ben liseyi bitireceğimde ne olacak? Tıbbiye'ye gitme imkanı yok ki zaten. Anne, anneciğim. Bitirdim liseyi. Bak, diplomamı aldım. Kızım, yavrum, Ayşe. Şükür bugünü gösterene. Artık doktor mektebi için de kağıtlarını hazırla gönder ha. Anne, bırak bu lafları. İstanbul'da o kadar sene okumak kolay mı? Sen orasını düşünme kızım. Hele kaydını yaptır. Gir mektebine. Anne ne yapar yapar okutur seni. Unuttun mu? Babana sözüm vardı. Doktor edeceğim seni kızım. Ayşe! Ayşe, müjde imtihanı kazanmışsın. Sahi mi? 480 puan almışsın. Tıbba girebilirim bu puanla. Anneciğim, girdim.
Kazanmışım. Biliyordum kazanacağını. Biliyordum. Bugünü gösteren Rabbime şükürler olsun. Asıl korkulu günler bundan sonra anne. Kazandım ama nasıl okuyacağım? Aması falan yok. Gidiyoruz işte. Gideceğiz. Seni doktor görmeden ölürsem gözüm açık gider. Seni hiç unutmayacağım. Ne zaman zora düşsem örneğim sen olacaksın. Senden cesaret alacağım. Cesaret hepimizde var aslında. Sıkışanı Allah görür deyip sıvadır mı kolları? Üstesinden gelinmez hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey, hiçbir şey. Çam sakızı çoban armağanı Ayşe. Çok teşekkür ederim Ömer. Bu da benim hediyem olsun sana. Sağ ol Ayşe. Saklayacağım bu hediyemi. Daima saklayacağım ve yanımda taşıyacağım. Baktıkça da hepsini hatırlayacağım. Ayşe, yeni bir dünyaya gidiyorsun. Göz kamaştıran bir masal şehrine. Nereye gidersem gideyim. Kalbim hep burası, buradakiler ve senin için çarpacak. Ev sana emanet Ömer. Kısmetse Ayşe mektebini bitirip de doktor oldun mu? Doğru gelir yerleşiriz gene evimize. İnşallah Huriye teyze. Hakkını helal et oğlum. Benden yana helal olsun. Benden yana da helal olsun oğlum. Yorduk seni. O nasıl söz? İnsanın köylüsü demek en yakını demek. Vazifemiz? İyiliğin, iyiliğin. Yarın hemen başlıyor musun okula Ayşe? Kısmetse. Allah kolaylık versin. İnşallah doktor çıkarsın da bütün köy iftihar ederiz sende. Zaten oralarda çalışkanlığın dillere destan. Bir tanedir Ayşe, bir tane. Bana müsaade. Yarın gene uğrarım. Sağ olasın. Güle güle, güle. İyi geceler Ahmet amca. Ben hemen yerleştireyim. Yo, kalsın. Olduğu gibi kalsın. Zaten yorgunsun. Yarın okul da var. Sen tek başına nasıl yaparsın? Yaparım elbet. Sen derslerine bakacaksın gari. Ver işe güce. Olur mu ama anne? Olur ki söylüyorum. İyi ama... Aması ne kız? Doktor mektebine girdin diye bana akıl mı vereceksin yoksa? Anneciğim, senin aklın ikimize de yeter. Hoş geldin kızım. Nasıl geçti? İyi anne. Ama bunlar ne? Nereden çıktı bu kadar çok şey? Dikiş kızım. Kapalı çarşı diye bir yer varmış. Ahmet efendi oradan getirdi. Parça başına 1 lira vereceklermiş. Ama helak olacaksın anacığım. Buraya gönül eylemeye gelmedik ya.
Sarı öküzden tarlanın parası ne kadar gider ki kızım? Ben dedim sana, bu koca şehirde bize de bir topan ekmek bulunur dedim sana. Canım annem, bu yaptıklarını nasıl ödeyeceğim sana? Hoş geldin, sefalar getirdin, buyur otur. Ama bu ne zahmet, niye zahmet ettik? Zahmet ne demek, köyümüzün mahsulü bunlar. Yarı köyü taşımışsın oğlum, kendin geldin ya daha ne? Ne var ne yok köyde, anlat bakalım. Anneciğim! Anneciğim Müjde! Ömer! Sen ha? Nereden çıktın böyle, hoş geldin. Hoş bulduk. Herkesin selamı var köyden. Sağ olsunlar. Doktor olacaksın diye her yerde senin lafın. Yüzüm kara çıkmasa bari. Hayırlısıyla bir bitirebilirsin. Ne demek? Elbet bitireceksin. Huriye kadın demişler bana. Rahmetli Hasan Efendi'nin çarıklısıyım. Boşa kürek çektirmem. Tıbbiyede sınıfta kalmadan okumak mesele. Ayşe'yle ne kadar övünsek yere. Çalışanın elinden hiçbir şey kurtulmaz, benim bildiğim bu. Benim Ayşem de hem akıllı hem çalışkan sağ olsun. Doktor olunca hepimiz övüneceğiz onunla. Sen de ne iyi okuyordun, aksilik işte. Kısmet, ama peşini bırakmayacağım. Okumayan insan yarım insan sayılır bu zamanda. Hazırlanıyorum, lise imtihanlarına dışarıdan gireceğim. Kısmetse başarırım. İyi çocuklar, ne yaptınız yaz tatilinde? Hiç, ne olsun. Ben ancak 15 gün Bodrum'a gidebildim. Ya sen Nesrinciğim? Biz 2 ay Marmaris'te kaldık. Sonra 1 ayda İspanya ve Mallorca adalarını dolaştık. 4:30 sinemaya gidiyoruz değil mi çocuklar? Ben gelemem, teşekkür ederim. Eve gitmem lazım benim. Huriye Hanım ne oldu, gidiyor musun? Evet. Arka camları silmemişsin ama. Onları yarın sileceğim. Şimdi artık gitmem lazım. Kızım neredeyse gelir. Peki, dur paranı vereyim. Sağ ol. Nasılsın anne? Şükür. Dikişler yeni mi? Yok, dünküler. Tembellik ettim bugün. İyi ettin. Yemeğe kadar biraz da ben dikeyim. Yo yo yo. Sen dersini çalış. Üzülüyorum ama. Baksana ne hale geldin yorgunluktan. Ne varmış halimde? Yorgunluk sağlığın kamçısıdır derdi rahmetli. Bugünlerde pek iş yok zaten. Bu işi yürütemeyeceğiz galiba anne. Yolda ev sahibine rastladım. Kirayı sordum. Bak densizim. Sana ne diye soruyorum? İyi parlamıyor, bir kat daha cila geçin. Olur. Geçmiş olsun Huriye Hanım, gel kardeşim, gel. Allah, zavallı kadıncağız. Geç, geçiyorum. Anneme ne oldu? Nereden getiriyorsunuz onu? Köşte temizlik yaparken baygınlık geçirip düşmüş. Ne temizliği? Bayağı temizlik işte. Geçmiş olsun Huriye Hanım. Sağ ol. Hayrola ne oldu böyle? Hiç, hiçbir şey. Anneciğim! Ne oldu sana böyle? Bir şeyim yok kızım, bir şeyim yok. Hemen bir doktor çağırayım. İstemem kızım, bir şeyim yok. Çalışırken biraz başım döndü o kadar, bir şeyim yok. Yolda ev sahibine rastladım, kirayı sordum. 5 aylık birikmiş. Buyurun abi, buyurun, size gelin abi. Onlar var abi, gel.
taşırlar, buyurlar, buyurlar. Hele sen de bak şuna. Ne vereceğim bakalım? Para etmez bu hanım. Niye etmezmiş? Olur mu öyle şey? Etmez hanım, alıcısı kalmadı ki bunların. Etme efendi. Bu çok kıymetli makinedir bu. Rahmetli anamın yadigarıdır. Bunca sene hiçbir tarafı kırılmamıştı. Şimdi nerede böyle makineler? Eski mal bu. Haklısın hanım, eski mal. Ama şimdi kimse dikiş dikmeye uğraşmaz bu makineyle. Zaten dikiş dikeceği de şüpheli. O ne biçim söz? Esas dikişin iyisini, hasını bu makine diker. Hanım, uzun lafın kısası. Bu makine 250 liradan fazla etmez. İşine geliyorsa bırak, gelmiyorsa al götür. Kızım bakıver. Peki anneciğim. Oh, hoş geldin Ahmet amca. Hoş bulduk kızım. Dikiş getirdim de. Buyur, buyur Ahmet amca. Kim geldi kızım? Ahmet bey amca, dikiş getirmiş. Hoş geldin Ahmet efendi. Buyur. Yok, kalamayacağım. Başka bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok, sağ ol. Kalın sağlıcakla. Güle güle. Çok teşekkür ederiz Ahmet amca. Anneciğim ben dikerim. Olmaz, ben dikerim. Çok yoruluyorsun ama. Bugün de ben dikeyim. Yok, olmaz, ben dikeyim. Aa. Makine nerede? Yoksa onu... sattım. Anne! Anne! Ben okulu bırakıyorum. Nereden çıkardın bunu? Senin canın bağısına alacağım diplomayı ne yapayım? Okuyayım diye tükettin kendini. İş başlarında bayılıp eve getirilmesen... evlere hizmete gittiğini bile bilmeyeceğim. Ne var bunda, ayıp mı? Ayıp değil ama kahroluyorsun. Gidelim anne, köyümüze dönelim. Baban rahmetliye sözüm var Ayşe. Seni doktor etmeden dönmem köye. Ferahın kapısı çileden geçer kızım. Bir işten kaçmak yakışmaz sana. Okutacağım seni. Ne bahasına olursa olsun mektebini bitirteceğim sana. Senden yardım dilerim. Kapına gel. Beni boş çevir. Senin kapın rahmet kapısıdır. Sen rızkımızı kesme ya Rabbim. Ana! Tartayım teyze. Yok yok. İstemez. Ah. Kalsın. Paranın üstü teyze. Kalsın kalsın. Oku bakayım şu resmin altını. Bir süre önce Almanya'dan dönen Kazım Davutoğlu büyük bir fabrika açtı. Resimde Kazım Davutoğlu fabrikanın açılış toplantısında görülüyor. Allah'ım, büyük Allah'ım! Hayrola anneciğim, ne oldu?
Kazım Efendi'ye az mı emeğim geçti? Koca fabrikacı olmuş. Yarın bulurum ben onu, bulurum. Kim bilir ne sevinir. Anlatırım ona her şeyi. Büyüklüğünü esirgemez herhalde. Dur hanım, nereye? Kazım Efendi'yi görmeye. Hangi Kazım Efendi? Benim köylüm Kazım Efendi. Bu fabrikanın sahibi, işte şu. Bak hele, gazetede daha resmini gören sualsiz sorgusuz girerse içeri işimiz iş. O benim köylüm. Hadi dikilme, yoluma da geçeyim. Yasak dedik, çekil git de başımı derde sokma. Asıl sen benim başımı derde sokma. Sana ne? Fabrika Kazım Efendi'nin. Sen kim oluyorsun? Kapıcım, vazifem de işi olmayanları içeri sokmamak. Allah, çattık be. Madem vazifen, git söyle ona. Köyünden Huriye kadın geldi de. Ayşe'nin anası Huriye kadın geldi de. Anlaşıldı, başka kurtuluş yolu yok. Gel bakalım şöyle. Sen burada bekle, ben bir haber vereyim. Ayten Hanım, bir köylü kadın musallat oldu. Keçilerimi kaçırmış ne, tutturmuş Kazım Beyefendi'nin yakınıyım diye. Ne dedi, ne dedi? Şimdi toplantım var, selam söyle ben onu aratırım dedi. Demek öyle. Peki. Ben de burada beklerim. Elbet işi bitip çıkar. O zaman görüşürüz. Kazım Efendi, Almanya seni fabrika sahibi yapmış. Ama insanlığını almış elimden. Ne oldu anne? Hiç. Göremedim Kazım Efendi'yi. Neden? Kabul mü etmedi? Yok, ne münasebet. Seyahatteymiş. Anne. Hani yalan kötü şeydir, günahtır derdin. Öyle tabii. Öyleyse neden yalan söylüyorsun? Kim dedi yalan diye? Gözlerin. Ne oldu? Anlatsana. İnsanlar değişiyor kızım. İçeri bile almadan savdı. Ama aldırma. Kuldan büyük Allah vardı. Huriye Hanım, Huriye Hanım! Sana bir iş çıktı. Komşu Remzi bir adres verdi. Temizlik için birini arıyorlarmış. Hem de devamlı galiba. Zengin birileri. Sağ olasın Sıdıkacığım, yarın hemen giderim. Allah razı olsun. Bak, Allah bir kapıyı kaparsa bir başkasını açar. Ellerine sağlık Huriye Hanım. Biliyorum çok yoruldun. Ama bir zahmet beyin odasında temizleyip öyle gitsen. Ne zahmeti, elbette. Kazım Efendi! Allah'ım! Bu ne iş? Sana bir günah mı işledim ki? Suratıma bile bakmayanların ocağına düşürdüm beni. Tam kurtulduk, iş bulduk diye sevinirken olur mu bu? Olur mu? Bitti mi çabucak? Yok, vazgeçtim.
Yoruldunsa yarın yaparsın. Yarın gelmeyeceğim. Neden? Yoksa kırdık mı seni? Aylığı az buldunsa kocama söylerim, arttırırız biraz. Yok, istemem, çalışmayacağım. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Hoş geldin şekerim. Hoş bulduk canım. Nasılsın? Ne söylemiyorsun misafirin olduğunu? Misafir değil ki. Huriye bacı, vallahi hiçbir şeye bu kadar sevinmezdim. Sevinmen için beni evinde hizmetçi mi görmen lazımdı Kazım efendi? O nasıl söz? Fabrikadan kovdurdun ya. Ne kovması? Selama bile tenezzül etmedin çıkarken. Yükselmişsin, zengin olmuşsun, büyük adam olmuşsun ama... Neler saçmalıyorsun? Bir dakika Suzan, bir dakika. Neden bahsediyorsun Huriye bacı? Beni fabrikadan kovdurmak sana yakışır mıydı Kazım efendi? Ne kovdurması? Fabrikaya mı geldin sen? Geldim ya. Yani kapıcı söylemedim seni aradığımı. Yo. İnan ki hiç haberim olmadı. Suzan bak, Huriye bacı, Melahat'in süt annesi. Onun yardım olmasaydı bu durumda olmazdık belki. Almanya'dan geleli hep seni arıyordum. Öyle mi? Sor Suzan'a. Öyle mi? Ya, gel. Gel ayakta kalma. Geç otur şöyle. Geç. Anlat bakalım bacım. Nereden icap etti İstanbul'a gelmek? Ayşe'yi getirdim ağam. Yüksek mektebe verdim. Doktor çıkacak da. O kadar oldu mu Ayşe? Olmaz mı ağam? Melahat'la akran ya. Öyle ya, öyle ya. Seneler ne de çabuk geçiyor. Ne duruyoruz öyleyse? Gidip Ayşe'yi alıp gelelim. Artık burada kalacaksınız. Ağam ne diyorsun sen, nasıl olur? Basbayağı olur. Hadi, hadi yürü bakalım. Suzan, en güzel odayı hazırlat Huriye bacımla kızına. Peki, hadi, peki. Hadi yürü bakalım. Ayşe, kızım bak kim geldi. Ne duruyorsun? Öpmeyecek misin Kazım Bey amcanın elini? Yoksa tanımadın mı beni? Tanıdım tanımasını da şey... Gözlerine inanamadın değil mi? Hadi bakalım, bize gidiyoruz. Buldum ya sizi, bırakır mıyım artık hiç? Hep beraber yaşarız. Hele Melahat ne sevinir kim bilir. Giderken kulübe uğrayıp sürpriz yaparız ona. Hadi bakalım, hazırlanın. Melahat! Babacığım! Bak Melahat, süt annen. Süt anneciğim! Kızım, yavrum, yavrum! Ah, kocaman olmuş! Kocaman olmuş! Ayşe! Melahat! Nereden nereye? Köyü de bayağı özledim. Kim özlemez? Burada saraylarda otursak, aklımızın bir köşesi orada. Ben unuttum bile. Sen çocukken ayrıldın da ondan. Tek sevdiğim sizlerdiniz. Sizi de buldum ya, yeter. Bir Ömer vardı köyde. Okulda beraber oynardık hani, ne oldu? Zavallıcık babasını kaybedince bıraktı okulu. Ama çalışkandır. Dışarıdan lise bitirmelerine girecek. Kooperatife de başkan oldu. Çağırıp durur bizi. Yaza hep birlikte gideriz inşallah. Felsefede okuyorum. Gençler etrafımızda fervane. Gülüp eğleniyoruz. Boyuna alay, boyuna matrak. Kulüp, diskotek, motosiklet, hareket. Duraksız hareket. Damarlarımızdaki kan gibi son durağa kadar hareket. Hadi kalk sen de dans et. Ama ben bilmem ki. Bilmeyecek ne var? Bükülür, kıvrılır, hoplar, zıplarsın, olur biter. Hadi kalk. En iyisi kapat gözlerini, kendini müziğe ver.
hissediyor musun damarlarında? Dünyalarımız çok ayrı Melahat. Ben doğup büyüdüğüm dünyada kalayım daha iyi. Köküme bağlı kalayım. Aa! Tam bizim felsefe hocası gibi konuşuyorsun. Şu batan güneşi görüyor musun? Bir gün biz de batacağız. Bir kibrit ışığı kadar kısa hayat. Bu hayatı köye dönerek mi tüketeceksin? Kahvaltıyı niye kaldırdınız? Öyle oldu da. İlahi Huriye Hanım, alışamadın gitti şehir hayatına. Burası köy mü ki öğleni akşamı güneşle ölçülsün? İnsan bütün gece oyun oynar da sabah yatarsa, öğle vakti de kahvaltı zamanı sayılmaz mı? Ne baktın öyle? Valla, bu hesaba pek aklım ermedi ama... Ne diyeyim, gönlün nasıl isterse öyle olsun. Gönlüm önce koyu bir kahve çekiyor, yoksa açılamam. Peki. Az şekerli olsun. Yenildin ama harikaydın Meral. Bütün jönlerin gözü sendeydi. Oyunum iyi miydi yani? Ne oyunu? Kırıtmana baktılar yeni gelin gibi. Deli, ben de bir şey söyleyeceksin sandım. Bir dahaki sefere görüşürüz. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Fena kızdı sana Meral. Yalan mı dedi? Raketi süpürge gibi tutuyor. Bir de iltifat mı? Sen de harika oynuyorsun. Sen de oynarsın istersen, öğreteyim mi? Alay etmek için mi Meral gibi? Tamam, şimdi oldu. Ay ben böyle sokağa çıkamam. Bu dehşet bir şey. Ne dehşeti? Tam ruhumuza uygun bir kılık. Kılığımıza uygun da ruh. Ben seni takip edemem Melahat. Ben sana uyamam. Uyuyacaksın. Ben senin köyde diri diri mezara girmene razı olamam. Yarın gece şerefine bir yerde toplanacağız. Bizim gruba katılacaksın artık. Gece mi? İmkansız, ben gelemem. Annem dünyada bırakmaz. Annene partide viski, eğlence, İstanbul'un en hızlı gençleri var dersek elbet bırakmaz. Sen orasını bana bırak. Anne kandırma politikasında üstüme yoktur. Aman canım, ne isterse onu yapsın, onunla mı uğraşacağım? Ne oldu ki? Ne olacak Ayşe işte. Bir şey mi oldu kızım? Ayşe'ye kızdım. Hayrola? Hep iyi geçinirsiniz siz. Beni yalnız bırakıyor. Gece partiye gidecektik, gelmem diye diretiyor. Yalandan da annem kızar diye bir bahane. Çok yabani olmuş vallahi. Yabanilik değil. Alışık değil. Hem iki kız tek başlarına gece sokaklarda olur mu? Aman sen de! Ben tek başıma gidiyorum, bir şey olmuyor da... ikimize mi bir şey olacak? Bizi hala bebek görüyorsun. Doğru değil ama kız kısmına. İlahi Huriye kadın! Şimdiki kızlar erkeklerden daha yaman. Bir şey olmaz, korkma. Çalışıyorlar, hakları. Bırak da eğlensinler canım. Ama nasıl olur? Ayşe'ye de günah. Doğrusu kukumağı kuşu gibi tek başına kapanıp kalıyor. İyi gelir değişiklik kızcağıza, ferahlar biraz. İçim el vermiyor ama... Ne yapalım? Öyle olsun. Merhaba. Merhaba. İşte kardeşim Ayşe. Nereden geldi kardeşiniz? Karadeniz'den. Hiç benzemiyor taşralılara.
Karadeniz'den İstanbul'u izlemek zor değil. Yaşasın dergiler, romanlar, filmler değil mi? Sizin örneği pek sık görülmeyen orijinal bir... Bir tipim var değil mi? Bunlar burjuva lügatinin beylik kelimeleri. Sizde ise çekici, insanı kıskaçlayan bir şeyler var. Ya bu sözler hangi lügatten? Bunlar erkekliğin doğal lügatinden. Siz böyle ilk gördüğünüz insanla tepeden inme hemen mi lafa girişirsiniz? Mehmet böyledir, kusura bakmayın. Herhalde onun son moda gençlerden olduğunu anlamışsınız. Moda asil başıboz standartlardan. Çürümüş, kokmuş toplum habercisi, züppe modeli. Peki nasıl anlaşabiliyorsunuz öyleyse? Ben cevap vereyim. Birbirimizde birbirimizin tersini gördüğümüz için. Hadi palavrayı bırakın, atlayın da gidelim. Siz bir işin başıyla sonu arasındaki mesafeyi bir dakika içinde mi almaya bakarsınız hep? İki nokta arasında en kısa yol dosdoğru gidendir. Bükülmeden, kıvrılmadan, sapmadan. İnsan denen konuşkan hayvan, nedenleri doğuran neden peşinde, neden kafasını çatlatır durur? Bütün nedenlere paydos! Her şey nasıl da, nasıl yaşamalı? İşte böyle yaşamalı. Oğlum, benden başkası oynayamazmış bu rolü, biliyor musun? Bu yüzden çok ısrar ettiler. Hadi gecikiyoruz, çabuk ol biraz. Ay, acelenden ağzımı yaktırdın. Bu ne telaş böyle? Okul aşkı Sütenneciğim. Okuma aşkı. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Güle güle kızlarım. Güle güle canlarım. Allah zihin açıklığı versin. Şu deli gelen Mehmet'in arabası değil mi? Bugün alçaktan uçuyorsun Mehmet. Sizi görünce kanatlanıyor bizim düldül, atlayın. Paraşütünü sıkı bağla Ayşe, Mehmet hızlı pilottu. Ayşe'nin paraşüte ihtiyacı yok, melek kanatları var onun. Bay pilot, rotamız şaştı galiba. Güzelliğiniz gözlerimi kamaştırdı hostes hanım. Okul o tarafta değil. Cennet dururken okulu ne yapalım? Atilla ne dersin? Hava güzel gök mavi, okula giden enayi. Ama bugün anatomiden şey. Bugün hava coğrafyalık, arazi tetkiki. Hedef Kuzguncuk Tepesi, tam gazileri. Seni ıssız bir adaya kaçırmak isterdim. Robinson'luk oynamak için mi? Hayır, Romeo Juliet. Mehmet çok hızlısın. Pilot değil miyim ha? Melahat'in kahkahaları göklerde. Neşeli kızdır. Ama ben senin gibileri severim. Durgun, romantik ve de dünyanın en güzel kızı. Melahat, gidelim artık, geç oldu. Yemekler hazır mı Huriye kadın? Tabii, aşçıya sürdürdüm eti. Misafirlere tam zamanında çıkaralım diye de tembih ettim. Sağ olasın. Gelenler biraz sunuktur da. Ne demek o? Burnu havada senin anlayacağın. Küçük düşmek istemem. Fabrikatör karısı olmak kolay merhabalar değil. Merhabalar.
Bu örtü de ne biçim yıkanmış? Kaldır da yenisini getiriver. Hoş geldiniz. Ne yaptınız bugün? Ne yaparız ki? Her zamanki gibi. Yemeğe davetliler var. Ona göre hazırlanın. Anne, sen bu evde hizmetçi misin ki Suzan Hanım her işi sana buyuruyor? O ne biçim söz kızım? Ben bu evin insanı değil miyim? Boş oturacak değilim ya. Elbette bir şeyler yapacağım. İnsanın yediği içtiği yere faydalı olması lazım gelmez mi? Evet, faydalı olması gerekir. Ama Suzan Hanım da sanki bir hizmetçi emreder gibi konuşuyor. Yok kızım, sana öyle gelmiş. Üzme kendini. Sen bugün ne yaptın bakalım? Derslerin nasıldı? Derslerim? İyiydi, iyi geçti. Ne oldu kızım, nen var? Yok anneciğim, hiçbir şeyim yok. Dersler biraz yoruyor da... Hanımefendi, hanımefendi. Evet? Ramazan için ne hazırlık yapalım diye soracaktım. Bilmem. Ben yalnız bayramları severim. Hoş deliye her gün bayram derler ya. Estağfurullah. Ne zaman geliyormuş bu Ramazan hazretleri? 2 gün sonra. Hoş geldi, sefa geldi öyleyse. Oruç tutmaz mısınız? Yo. Pek şişman değilim ki. Sonra sauna varken oruçla ne zorun var? Bizden oruç tutan pek kimse yok zaten. Siz kendinize bakın, ne isterseniz yapın. Peki. Ayşe, hı? Ne yapıyorsun orada? Hiç. Nasıl hiç? Kim o adam? Bir şarkıcı anne. Ne işi var bu odada? Aman anne, moda bu. Bütün kızlar odalarını asıyorlar. Başka kızlardan sana ne? Ama anne, hiç anlayış göstermiyorsun. Benim hakkım yok mu bir resim asmaya? Ne oluyor? Ne bağırışıyorsunuz öyle? Chris Roberts'ın resmini astım diye kıyamet kopardı. Aa! Ne çıkar bir resim asmaktan? Ne oldu? Olur mu öyle şey? Elin adamının ne işi var bu odada? Öyleyse sen de benim odama taşın. O zaman istediğin resmi asarsın. Annen de rahatsız olmaz. Değil mi Sütemleciğim? Ama nasıl olur kızım? Melahat. Melahat. Uyan kızım. Ne var Sütemle? Ne oluyor gece yarısı? Yarın Ramazan'ın ilk günü kızım. Hani küçükken hep isterdiniz sahura kaldırmamı. Aman süt anne, sırası mı oruç tutmanın? Bir sürü ders var zaten. Anne, beni bu gece oruca kaldıracaksın beni değil mi? Elbette, elbette. Gecen akşam kaldırmadın ama. Söz, bu gece kaldıracağım. Yarın Arife, kurtlar kuşlar bile oruç tutuyor. Siz tutmazsanız olur mu hiç? Kızım, Ayşe, uyan artık kızım, uyan artık. Sahur vakti oldu kızım, kalk artık. Derslerim çok ağır anne, bu Ramazan oruç tutamayacağım. Ben hastayım da zaten. Akşam bir şeyin yoktu kızım. Evet ama şimdi hastayım işte. Birazcık hasta olunca oruç kalır mıymış kızım? Aman anne, rahat bırak da uyuyayım artık. Bugün İstanbul için iftar vakti 18.32, imsak saati ise 3.44'tü. İftar vaktine... Bayramı Avrupa'da geçirmeniz iyi fikir. Gardırobunda yenilersin bu arada. Ya çok iyi olacak. Her şeyimi Paris'ten almak istiyorum. Biz de Bodrum'a gideceğiz. Ama alışveriş için Avrupa'ya gitmeyi tercih ederim. Çok alacağım şey var. Boş ver. Onlar giderlerse gitsinler Avrupa'ya. Biz de fırsattan istifade koca bir parti veririz. Olur mu öyle şey? Annem çok kızar sonra. Kızarsa kızsın. Biz hayatımızı yaşamayacak mıyız ha? Bayramın mübarek olsun. El öpenleriniz çok olsun kızım. Sizler de olmasanız bayramı anlayamayacaktık.
Kazım Efendi de mübarek bayramda seyahate çıkmasa olmaz mıydı sanki? Bütün aile hep birlikte bayramlaşırdı. Ayşe! Kızım bu ne telaş, nereye? Arkadaşlarla buluşacaktık da. Bir şey unutmadınız mı acaba? Bilmem, her şeyimiz tamam değil mi Milat? Tamam. Peki bayram günü büyüklerle bayramlaşmak ne oluyor? Bayramın mübarek olsun anneciğim. Senin de. Yavrum. Bayramın mübarek olsun Süt anneciğim. Senin de kızım, senin de. Bugün eski mahalledeki komşuları ziyaret etmemiz lazım. Dönüşte de Eyüp Sultan'a uğrarız. Ama anneciğim, evvelden söz vermiştik arkadaşlara. Gitmezsem çok ayıp olur. Sen bu sefer bensiz git, bir daha sefere beraber gideriz. Hadi Ayşe, geç kaldı. Selam söyle komşulara. Buyur Huriye Hanım, hoş geldin. Ayşe niye gelmedi? Valla, okuldan arkadaşlarıyla buluşacakmış. Malum işte, onun ikinci bir dünyası daha. Sen sağ ol. Anne! Demek bunun için gelmedin benimle. Bu ne rezalet! Utanmıyor musunuz? Nasıl eğleneceğimizi senden mi öğreneceğiz moruk? Ya Ömerat! Sizin hizmetçi de pek öfkeliymiş. Bir içki istedik, neredeyse dövecekti bizi. Ben bu kızların annesiyim. Meloş, kaç tane annem var senin? Yürü bak! Anne, mesele çıkarma! Sus bakalım! Hem ne meselesi çıkarıyormuşum ben? Siz kendi yaptıklarınızı görmüyor musunuz? Ne yapıyormuşuz biz? Kendi evimizde eğlenmeyecek miyiz yani? Eğlenmenin de bir yolu yordamı vardır kızım. Ve edebi vardır. Aman yeter artık! Beni rezil mi etmek istiyorsun? Arkadaşlarıma, eğlencemize karışma! Böyle mi eğlenim? Hem kime rezil edeceğim seni? Bayram günü hepinizin ana babası, kardeşiyle beraber olması lazım gelirken buraya toplaşmış tepişiyorsunuz. Hepiniz büyük mekteplerde okuyorsunuz. Çok şeyler öğreniyorsunuz. Ama yazık, yazık. Hadi çocuklar, tadı kaçtı buranın. Gidelim, hadi. Doğru, hadi gidelim. Bir daha sefere de eğleneceğimiz yeri iyi seçelim. Ama çocuklar, benim bir suçum yok. Boş ver, rüzgarsız bir günde görüşürüz. Hadi. Beğendin mi yaptığını? Rezil ettin beni! Nasıl bakarım bir daha yüzlerine? Asıl onlar utansınlar. Sen insanı deli edersin! Onları ben çağırdım! Kim oluyorsun sen? Ne halka karışıyorsun? Büyüklere karşı gelinmez. Hem o senin baban kızın. Hayır! Benim annem sensin! Ne olur bırakma beni! Bırakma Allah'ım! Ben senin ananım kızım. Seni ben doğurmadım. Ama sana sütümü verdim. Büyüttüm, korudum seni. Seni Ayşem gibi bildim. Bir şey dedimse iyiliğin için dedim kızım. Aman, bunun iyilikle ne ilgisi var? Rezil ettin beni. Kızım niye böyle söylüyorsun? Hepsi de içki içiyor, sarhoş oluyor. Her türlü kötülük gelebilir başınıza. Genceciksiniz daha.
Delirtme insanı. Kendi evimde istediğim gibi, istediğim gibi yaşamak istiyorum. Karışma bana. Rahat bırak beni. Özlemiştik seni. Ne var ne yok köyde? Annen, kardeşlerin nasıllar? Konu komşu nasıl? Ne olsun teyzeciğim, bildiğin gibi. Hepsi de iyi. Oh, oh. Herkesin çok selamı var. Aleyküm selam. Gönderen de, getiren de sağ olsun. Ayşe nerede? Melahat'le beraber top oynamaya gitti. Harikaydın Ayşe'cim. Sunay'a iyi bir ders verdin. Evet ama sonlarda şanssız olmasaydım. Aha. Yarın da seni yeneceğim. Yapma. Ya bak görürsün. Peki görürüz. Ömer gelmiş. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Bayramın mübarek olsun Ayşe. Bayram. Evet senin de mübarek olsun. Bak Melahat, Ömer. Hatırladın mı köydeki Ömer'i? Tabii, hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii hatırladım. Ne iyi ettin geldiğine. Hiç aklıma gelmezdi seni tekrar göreceğim. Benim de. Ama kısmetmiş görüşmek. Evet. Biz müsaadeni rica edelim. Çok terledik. Tenis oynarken banyo yapmalıyız. Siz annemle oturun, sonra görüşürüz. Görüşürüz. Ömer, ne var ne yok köyde? İyilik, bildiğin gibi. Evet, köylerde bir değişiklik olmaz zaten. Ama şehirlerde, hele köyden şehire gidenlerde çok değişiklik oluyor. Tabii, normal bir şey bu. Şehir çok değişik, insanların da değişmesi, ona uyması gerekiyor. Ayşe, hı? Annen çok üzülüyor hareketlerine. Ne varmış benim hareketlerimde? Daha ne olsun ki? Giyimin, kuşamın, sonra Melahat'le partilere de gidiyormuşsun. Annem yaşlı, eski kafalı diye beni anlamıyor sanıyordum. Ama senin de ondan farkın yok. Bir insan köyden geldi diye köylü kalmaya mecbur mu? Demek öyle. Pınar köyünün ümidi Ayşe. Sen bu kadar değişecektin ha. Bütün köylün seni dört gözle doktor olarak beklerken sen onları çoktan unutmuşsun. Niye bekliyormuş bütün köylü beni? Beklemesin. Köye dönüp de kendimi diri diri mezara mı sokacağım? İnsan köyüne, doğup büyüdüğü yerlere, kendini besleyen toprağına bir gün mezar diyebilecek kadar değişiyor ha. Tuttuğum bu yolda inşallah pişman olmazsın Ayşe. Düşünebiliyor musunuz? Deniz, güneş, kum, eğlence... Ye iç, keyfine bak! Her şeyden, herkesten uzak, krallar gibi eğleneceğiz çocuklar! Aman ne güzel! Hep böyle bir tatili hayal eder dururdu. Annem izin vermez ki. Zaten çok kızgın bugünlerde. Ondan izin isteyen kim? Babamların gelmesine daha 10 gün var. En fazla bir hafta kalacağımıza göre... onlar eve dönmeden biz gelmiş oluruz. Eğlencemiz resmen açılmıştır. Bundan böyle sadece dans, müzik ve kata. Yaşasın! Ve de ölç! Yaşasın ölç! Ne arkanızda kimse var, ne dünümüz, ne mazimiz. İçelim! Gelsin, ben geçelim! Hey, şişeyi şu tarafa! Oh, oh, şişenin dibini mi göreceksin? Bize de bırak canım! Mersi, ben içmem. Niye? Biliyorsun, içkiyle başım hoş değil. Bu gazoz Ayşe, adı içki. Burada su koymak yok Ayşe. Oyun bozanlık eden cezalandırılır. Suçluya ceza, ceza! Ceza, 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 ceza! Ne ceza verelim çocuklar? Denize atalım. Elbisesini çıkaralım. Antolka yapalım, antolka. En iyisi gözlerini bağlayalım çocuklar. Bağlayın gözlerini. Köre mi, köre mi?
Oyun bozanlığın cezası işte budur. Cezalı içinizden birini yakalayıncaya kadar körlüğe mahkum edilmiştir. Ben de ağına düştüm. Acıdım sana, azat ediyorum. Ya kölen kalmak istiyorsam? Hı? Nasıl yaparlar bunu bana? Nasıl benden izinsiz giderler? Üzülme Huriye bacı, dönerler. Koca kızlar bunlar. Bir şey olmaz, üzme kendini bacım. Kim bilir neredeler? Ne yapıyorlar şimdi? Aleyküm selam İdris dayı, buyur. Ha bu Turgut teyüsünü soracaktım sana. Üç aydır kirasını vermiyor. Vallahi ben de görmedim İdris dayı, herhalde turneye falan gitti yine. Vallahi ben anlamam turna murna. İsmail, söyle o ha, kirası... Telgraf aldım fabrikadan, erken döndük. Nerede bizimkiler? Özledim doğrusu. Evde yoklar. Benden habersiz gitmişler. Bir haftadır ne edeceğimi şaşırdım. Anlamadım. Bir haftadan beri evde yok mu bunlar? Yoklar Kazım Efendi. Deliye döndüm. Bakmadığım, koşturmadığım yer kalmadı. Bir gece bile gözümü kırpmadım. Bu ne biçim iş Huriye bacı? Ben evi, kızları sana emanet ediyorum. Huriye bacı onlara analık eder, göz kulak olur diye içim rahat gidiyorum. Sen iki kızı zapt edemiyorsun. Sanki olmadık yerde huysuzluk çıkartıyorsun, sonra da... Dinletemedim! Dinletemedim! Artık sözüm geçmez oldu bu eve geleli beri. Anneciğim, canım anneciğim! Anneciğim! Öyle eğlendik ki anneciğim! Nasılsın güzel süt anneciğim? Yoksa kızdın mı bize? Kızsam ne olacak? Koskoca insanlarsınız! Yaptığınız ayıp demeye ben utanıyorum! Üzme bizi anne! Ne de bu yaptığınız? Nasıl habersiz gidersiniz? Biz burada yokuz diye meydana boş mu buldunuz? Aman uzatma canım, geldiler ya işte! Hadi kızlar, siz de çıkın, üstünüzü değişin. Sen de fazla şımartıyorsun bunları. Nasıl yaparsın bunu bana? Nasıl gidersin onları izin? Ne yeter artık! Çalışma sen! Sana sahip olamadı. Bari kızıma sahip olayım. Ben seni başı boş gezesin diye değil... okuyasın diye getirdim buraya. Okuyacağım diye evde hapis kalacak değilim ya. Yaşamak, eğlenmek benim de hakkım. Beni anlamıyorsun anne, anlamıyorsun. Devir değişti. Sen hala köydeki kafadasın. Devrin değiştiğini biliyorum kızım. Onun için getirdim seni buraya. Okuyasın diye. Evet, getirdim. Ama hepsi o kadar. Yeter artık! Bıktım, usandım senin hakaretlerinden! Rahat bırak beni, kendi halime bırak! Karışma bana! Ayşem! Kızım! Canım güzelim benim! Nasıl söylersin bunları? Bu eve gelmeyi hep senin rahat, sıkıntısız okuman için kabul ettim!
Suzan Hanım'ın beni durmadan aşağılamasına hep bunun için katlandım. Ama şimdi sen de sıkılıyorsun. Utanıyorsun benden. Sen de istemiyorsun beni. İstemiyorsun artık. Ayşe. Haksızsın Huriye kadın. Özgürlük diye bir şey var. İnsanı ne kadar sıkarsan o kadar tersi olur. Sen neredeyse nefes aldırmayacaksın kızlara. Ne yani, bırakalım da istediklerini mi yapsınlar? Onlar yapacaklarını herhalde senden daha iyi bilirler. En iyisi rahat bırak çocukları. Eve geldiğinden beri hepimizi huzursuz ettin. Yeter artık. Bak bunda haksızsın bacım. Burası kendi evin senin, kim kovabilir ki? Mühim olan evden değil, gönülden kovulmak. Acı olan istenmemek. Hissediyorum bunu. Ne yapsam batıyor, ne etsem batıyor. Büyütüyorsun bacım, büyütüyorsun. Ama belki de gitmen iyi olur, köyümüz başkadır ne de olsa. İstediğin an dönersin, evin burası. Hem Ayşe'yi de merak etme. O benim de. Her şeyde bir hayır vardır Huriye bacı, üzme kendini. Seni çok arayacağız abla. Sağ olun, Ayşem sizlere emanet. Hadi Huriye bacı, geç kalmayalım. Allah'a ısmarladık, hakkınızı helal edin. Ne güle abla, yolun açık olsun. Sağ olun. Huriye teyze, sana süt getirdim. Huriye teyze. Bir derdin mi var Huriye teyze? Yoo. Ne derdi olacak? Bilmem. Saklıyorsun. Ama tanırım seni ben. Söylemesen de anlıyorum. Gülümserken bile acı taşıyor gözlerinden. Hasretlik olacak. Bir ana evladından uzakta rahat olabilir mi? Olmuyor. Ayşem orada, ben burada, olmuyor işte. Analık. Yüreğime bir taş oturmuş sanki. İçimden bir ses, git diyor. Git. Git. Git kızını yalnız koyma, git. Bu gece harikasın. Bu kadar değişeceğin aklıma gelmezdi. Benim de. Ama yaşamanın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Artık özgürlüğümün tadını çıkaracağım. Yaşasın özgürlük! Yaşasın özgürlük! Merhaba çocuklar! Merhaba! Merhaba! Bakıyorum çok neşelisin bugün. Ha evet öyleyim. Artık yaşamaya karar verdim çünkü. İsmail ablar kaç para diyor? 4 al. Hiç. 600. Kardeşim biz orada dikildi. Sus be abicim sus. Kaç olmuş? Tamam kardeşim ben para bunu istemiyorum tamam. Ya kardeşim sus sus. Ne oluyor orada? Yok bir şey İdris dayı. Arkadaşlar halı saha maçı yapacağız da ona çağırıyorlar. Tabii. Hadi lan geç kaldık hadi. Tamam abicim geliyoruz işte. Tamam. Sus
be abicim, sus. Mehmet, doktora gittim. Bir çocuğumuz olacak. Çocuk mu? Bu kadar enayi olduğunu bilmezdim. Ne biçim konuşuyorsun Mehmet? Nasıl konuşayım isterdin? Adi romanlardaki gibi sevinçten havaya sıçrayıp bu kutsal hediyeyi verdiğin için sana tapıyorum meleğim diye diz mi çökecektim? Bırak alayı, ciddi bir konu bu. Bunu sen düşünseydin kızım. Sevişirken böyle konuşmuyordun ama. Senin ilk selamda hamile kalacağımı ne bilirdim. Facia yapma bu basit işi. Dünyada ilk çocuk aldıran da sen değilsin. Aldırmak mı? Başka ne yapabiliriz peki? Evleniriz Mehmet. Evlenmek mi? Henüz aklımı kaçırmadım kızım. Dünyayı tatmadan kafese girecek kadar budala değilim. Okul bitince evlenmeyecek miydik? Hep öyle diyordun. Adettir, hep öyle denir. Ama ya okul bitmez, ya aşk biter o zamana kadar. Çok alçakmışsın, çok kalleşmişsin sen. Çok aptal olmaktan iyidir. Mehmet! Anladım, beni sevmiyorsun. Ama anne de babama nasıl açarım meseleyi? Nasıl bakarım yüzlerine? Ne olur evlenelim Mehmet. Çocuğumuz olsun, ayrılırız. Yavrumuz babasız büyümesin. Ona piç dedirtme. Beni düşünmüyorsan çocuğumuzu düşün. Akıllı bir insan önce kendini düşünür. Son sözüm bu mu Mehmet? İyi akşamlar İsmail. İyi akşamlar İdris dayı. Hadi et oğlum. Değil mi? Ayşe, fırtına gibi nereye böyle? Bu bataklığın dışına, temiz hava almaya. Biz sana hava aldıralım güzelim. Sizin gibi mikroplar ancak hava bozmaya yarar. Barut gibisin bakıyorum. Nen var bugün? Ateşle oynadığımı, sizin gibilere inanmamın ne büyük hata olduğunu anladım. Hayır yok Mehmet'ten. Alçak, namussuz, kalleş! Sen tıpta okuyorsun. Tanıdık bir doktor bul da aldıralım çocuğu. Delirdin mi sen? Kürtaj ne demek, hiç düşündün mü? Ya sen? Babasız doğmuş bir çocuk ne demek, onu düşündün mü? Hayatı boyunca piç damgasıyla utanarak dolaşacak bir çocuk. Hayır, olmaz. Hem tehlikeli hem de günah, cinayet bu. Ne yapayım, kendimi mi öldüreyim? Allah'ım nedir bu başıma gelenler? Sakin ol. Bir çaresini buluruz elbet. Bir de ben gidip Mehmet'le konuşayım. Her şeyi anlatayım.
Boşuna çene yorarsın. Canavar değil ya bu. Sen söylemesini bilememişsin belki. Üzülme. Ben kandırırım evlenmeyi. Boşuna. Dıştan göründüğü gibi değildi. Ağladım, yalvardım, ne dedim size fayda etmedi. Sen ver şunun telefonunu bana. 45, 57, 57. Alo, kim? Oo, bu ne şeref! Sesini duymak heyecanlandırdı beni. Öyle mi Mehmet? Sevindin mi aradığıma? Ben de memnun oldum. Seninle konuşacaklarım var Mehmet. Bilmem. Sence ne zaman uygunsa? Ne zaman istersen Ayşe. Kısmet kendiliğinden düşüyor. Tabii Ayşe. Yok bir işim. Derhal bekliyorum. Hemen şimdi mi? Peki, daha iyi olur. Gecikmem, hoşça kal. İşi yokmuş. Daha iyi. Bir an evvel konuşayım ki sen de rahatla. Ayşe, dinle beni. Hayır, mücadele etmeden bir şey kazanılmaz. İnanıyorum onu yola getireceğime. Ayşe! Dünyanın en güzel kızına hoş geldinler. Hoş bulduk. Ben kalkayım artık. Sıkıldın mı hemen? Yok. Bir arkadaşımı arayacağım da. Peki o zaman. Görüşürüz. Hoşça kal. Tamam kardeşim. Ben para bunu istemiyorum. Tamam. Ya kardeşim sus. Sus. Buz'u görmek ister misin? Halı saha maçı yapacağız da ona çağırıyorlar. Tabii tabii. Hadi lan geç kaldık hadi hadi. Tamam abicim geliyoruz işte. Tamam. Sus be abicim sus. Dünyanın... İyi akşamlar İsme. İyi akşamlar Edirs Dayı. Hadi torunum. ...için konuşmaya geldim. Evleneceğim. Ya. Ziyaretinin evime neşe getirmesi şerefine. Evlenmenizin doğacak bebeğin şerefine. Allah'ım, sen bize yardım et. Sen biliyorsun bu dert kötülüğümden gelmedi başıma. Mehmet'in şeytanlığının kurbanı oldum. Kendimde değildim. İçim içki bu. Fena çarptı beni. Gel dinlen biraz istersen. Başım dönüyor. Aşktandır. Çok uykum var. Güzel rüyalar görmek için. Uzatma yavrum, nasıl olsa olacaktı. Drama haline getirme. Yapmamalıydın bunu. Aman Allah'ım! Ayşe! Ayşe'ye bir kötülük gelmesin!
bana müsaade Mehmet. Acelen ne Ayşe? Sevinci bir yarıda kesme. Sonra meselenin detayını konuşmadık daha. Ne gibi? Melahat'a yapacağım sürprizi. Otur biraz da anlatayım, otur. Hemen gidip artık Melahat'a müjdeyi vereyim. Sevişmemizin ilk adımı şerefine. Hadi defol. Bir tabanca eksikti. Hadi tetiği çek de şenlik tamamlansın. Resmimiz gazetelerin baş sayfalarında çıkar. Hele sen elindeki silahla çok fotojenik olursun. Ayşe! Defol! Aksilik çıkmasaydı şu anda cennette olacaktın. En güzel zevklerin kucağında. Alçak! Salak! Benim olacaksın dedim sana. Alçak! Seni ırk düşmanı! Seni. Kimsin sen be? Cezanı verecek insan, namussuz pis! Ol git, yoksa! Yoksa ne? Kafası ezilesi çıyan sen seni alçak! Seni geberesi! Kızına kıstaş bak ha! Kızlarıma kıstaş bak ha! Alçak! Namussuz ha! Bırak! Seni köpek! Sen... Anneciğim, canım anneciğim, bırak beni anneciğim. Kızım, Ayşe, yavrum, canım, 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 canım. Anneciğim benim, bırakma beni, ne olur. Bırakma, anne. Yavrum, 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 hadi, hadi, hadi.
Yavrum, kızım, evladım. Anneciğim, affet beni. Anneciğim, rahat ol yavrum. Allah yardımcın olsun kızım. Ayşe. Allah'a emanet ol yavrum. Ne oldu bana? Hiç Melahat, hiç, iyileşeceksin. Geçecek her şey. İyileşmek neye yarar? İçim kırık. Utanıyorum. Yaşamak istemiyorum. Melahat kızım, yorma kendini. Babam, annem nerede Ayşe? Nerede annemiz? Affetmeyecek mi beni? Sana gücenmedi ki Melahat. Sen bizim iyi kızımızsın. Kardeşimsin. Biricik kardeşim. Sevgili kardeşim. Ama kabahat değil. Rahat ol yavrum. Kabahat yalnız senin değil ki zaten. Hepimiz suçluyuz. Sizleri ihmal eden ben bile. Gene dua edelim ki Huriye bacı yetişti imdada. Ta nerelerden geldi aldı öcümüzü. Şimdi nerede? Yoksa polis? Evet. Allah yardımcısı olsun. Annem. Süt annem benim. Kardeşim. Köyde kalıp buraya gelmeseydim. Köşkte Fatma'dan bütün olanları öğrenip yetişmeseydim. Kızım Ayşe de şimdi Melahat'im gibi perişan olacaktı Hakim Bey. Sen okumuş adamsın Hakim Bey. Sen bilirsin. Pişmanlığım yok Hakim Bey. Yok. Mahpus damlarında çürüsem de, dar ağaçlarında sallansam da pişmanlığım yok Hakim Bey. Sözlerim kendimi korumak için değil. Kızlarımız için. Kızlarımızın karanlık kuyulara düşüp kaybolmamaları için. Zavallıcıkları yalanlar, dolanlarla aldatan, perişan eden ırz düşmanlarına karşı koymak için Hakim Bey. Dosyanın tetkikinden anlaşıldığına göre, sanık Huriye Dumlu'nun ölüme sebebiyet vermesinde, gerek kızlarının iffetlerini koruması, gerek meşru müdafaaya yakın durumun hafifletici sebepleri göz önüne alınarak, 3 yıl hapis cezası ile tecziyesine oy birliği ile karar verilmiştir. Kıza ağlamak yakışmaz. Hadi. Geçti artık. Geçti. Geçmiş olsun Huriye bacı. Sağ ol, sağ ol. Geçmiş olsun Huriye abla. Sağ ol. Allah başka acı göstermesin. Ömer. Ayşe. Geçmiş olsun Huriye Hanım. Sağ ol. Köyden herkesin selamı var. Sağ olsun. Hastanemiz Doktor Ayşe'yi bekliyor.